Arkadaşlar özel dörtgenlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıra geldi dikdörtgen ve kareye. Biz hangi dörtgenlere dikdörtgen diyoruz? Tanımımız burada. İç açıları ölçüsü 90 derece olan paralel kenara dikdörtgen denir. Paralel kenarın tüm özelliklerini de aynı anda sağlar. Karşılıklı kenarlarımız paralel, karşılıklı kenarlarımız birbirine eşit ve paralel kenardan ziyade iç açı ölçülerimiz 90'ar derecedir. Köşegenler kesiştiği zaman 4 parçada birbirine eşit olur arkadaşlar. Bakın bu özellik eşkenar dörtgende yok, paralel kenarda da yok. Varsa dikdörtgende var, bir de karede var. Köşegenler kesinlikle dikdörtgende dik kesişmez. Eşkenar dörtgende dik kesişir. Karede dik kesişir. Bir de deltoid de dik kesişir. Dikdörtgenin çevresi söz konusu olduğunda dört kenar uzunluğunun toplamı dikdörtgenin çevresini verir. Dikdörtgenin alanı söz konusu olduğunda kısa çarpı uzun kenar o da bize alan formülünü verir. Özelliklere devam. Herhangi bir dikdörtgende köşegeni çektik. Çekmiş olduğumuz köşegene karşılıklı köşelerden yükseklik ve yükseklik indirdiğimizde şurada oluşan S alanı burada oluşan S alanına, burada oluşan A alanı burada oluşan A alanına eşittir. Yan tarafta da bunun bilgisi verilmiştir arkadaşlar. Şimdi hızlı bir girişle hemen sorularımıza başlayalım. İlk dörtgenin paralel kenardan ziyade özellikleri bu kadardı. Ama esas olay aslında dik üçgenlerde yatıyor. Yani dik dörtgende, karede, eşkenar dörtgende, paralel kenarda, yamukta ve deltoidde. Yani özel dörtgenlerde kesinlikle açılarına göre özel, kenarlarına göre özel dik üçgen bilgilerini iyi olmanız lazım. Bir de Öklit ve Pisagor'da iyi olmamız gerekiyor. ABCD dik dörtgen 12'ye 3. Şurada da bir yüksekliğimiz var. Bakın otomatik olarak dik dörtgen dediği için Zaten şurası 90'dır. Dikten hipotenüse dik indiğimizde öklit bağıntıları vardır. Benden ne istiyor bilmiyorum. Ama aklıma gelen hemen söyleyeyim. Yüksekliğin karesi 3 çarpı 12'ye eşit. 3, 12, 36. Kimin karesi? 6'nın. Yani bakın biz bunu bulduk. Bizden istenen alan ABCD tüm alanı istemiş. O zaman ben bu üçgenin alanını bulurum. 2 ile çarparım. Taban 15 çarpı yükseklik bölü 2 şu üçgenin alanıdır. E bundan bir tane daha vardır. Çarpı 2 bu bunu götürdü. Kalanları çarparsak 90. Doğru yanıtımız A şıkkıdır. Geldik 11. sorumuza. BF uzunluğu EC'ye dikmiş. Sonra BF'nin 8 olduğunu söylemiş. CE'nin de 15 olduğunu söylemiş. Yukarıdaki verilere göre alan ABCD kaç birim karedir? Bakın paralel kenardaki tüm özelliklerimiz diğer özel dörtgenlerden olan kare eşkenar dörtgen ve dikdörtgende de geçerlidir dememizin sebebi şu. Herhangi bir paralel kenarda içeride çizilen bu şekilde üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısıydı. Aynı olay aslında burada geçerli. Mavi ile çizmiş olduğum BEC üçgeninin alanı dikdörtgenin alanının yarısıdır. Taban çarpı yükseklik bölü 2 üçgenin alanını verir. 2 ile çarparsak dikdörtgenin alanını verir. Taban çarpı yükseklik bölü 2 mavi üçgenin alanı. 2 ile çarparsak dikdörtgenin alanı. 8, 15, 120 eder. Doğru yanıtımız E şıkkıdır. Devam edelim arkadaşlar. Geldik 12. soruya. ABCD dik üçgen ve KLMN dik dörtgen. Yani şurası 90, 90, 90 ve 90. MN ve KL eşit, LM ve KN de eşit. Daha sonra 4 neresi BL uzunluğu? Tamam. NC12 tamam. BK uzunluğu X. Yukarıdaki verilere göre X kaçtır diye bize sormuş. Şimdi olayımız şu. Paralellikten de yürüyebiliriz. Açılardan da. Eğer ben buraya alfa dersem. Şuraya beta dersem. Alfa ile betanın toplamı 90 derece olur arkadaşlar. 90 alfa. O zaman al sana beta. E beta ise 90 ise o zaman al sana alfa. Şimdi şuradaki uzunluğumuza da eğer ben y dersem şuraya da y diyeceğim. Buradan yürüyeceğim. Açılarına göre benzerlik yapacağız. Alfanın gördüğü y'dir. Alfanın gördüğü 12'dir. Diğer üçgene geldim. Beta'nın gördüğü 4'tür. Beta'nın gördüğü y'dir. İçler dışlar yaptığımda y kare eşittir 48'dir. Karekök, karekök 16 kere 3. Y buradan 4 kök 3. Bakın burayı bulduk. Ortalığı temizleyelim. Şuraları da temizleyelim. Bunlarla artık bir işimiz yok. Ortalık biraz sade olsun. Y uzunluğu 4 kök 3. Şurası da 4 kök 3. E o zaman 4, 4 kök 3 olur sana 8. Niye? Burası o zaman 30'dur. O zaman burası 60'tır. 30'un gördüğü, 60'ın gördüğü 4, 4 kök 3. 90'ın gördüğü de 2 kat. Ya da bunu görmek zorunda değilsin. Pisagor yapar. Yine 8'i bulursun. Doğru yanıtımız E şıkkıdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik 13. sorumuza. ABCD dikdörtgen 90 90 90 90 olmak üzere BE uzunluğumuz EF'ye, PG'ye, GC'ye. Yani şu uzunluklar kendi içinde eşitmiş. EKF yani şu üçgenin alanı da 2 birim kareymiş. Yukarıdaki verilere göre alan ABCD kaçtır? Tamam çok güzel. O zaman ben buralara 1 1 1 dersem yukarısı bizim için 4 olur. Merkezi K olan bir kelebeğimiz var. Şunu şuradan sileceğim. Şöyle yapacağım. Ve biraz daha zoom yapacağım arkadaşlar. Merkezi K olan kelebeğimizde şunu da şöyle yapalım. Tamam. Anlaştık hocam. Gire 4. Arkadaşlar o zaman şurası 1 ise burası da 4 burası 1 ise o zaman burası da 4. Bu tamamen K'ya 4K, M'ye 4M olmak üzere. Harfleri yazma gereği duymuyorum. Şuradaki alan bizimle paylaşılmış. Buraya 2 demiş. Eğer ben şunu yaparsam, tepe noktası E olan bu üçgende, yine ortalığı şöyle bir temizleyeyim. Ne kadar sade o kadar iyi. Tepe noktası E olan şu üçgende 1'e 2 kat düştüyse 4'e 2 kattan o zaman burası 8. Tamam çok güzel. Rengi değiştirdik. Bu sefer bir başka olay. Tepe noktası A olan AEK üçgeni ile AKD üçgeninde birlik tabana 8 katı düşüyorsa dörtlük tabana 8 katından 32 düşer arkadaşlar. Bizden tüm alan istenmiş üzerinden kırmızı ile geçmiş olduğum üçgenin alanı dikdörtgenin alanının yarısıdır. 32 artı 8 40 eder. 40'ın iki katından da tüm alan 80 eder arkadaşlar. Doğru yanıtımız C şıkkıdır. Geldik 14. soruya. ABCD dikdörtgen ABF ABF açısıyla EDF EDF açısı birbirine eşitmiş. BF uzunluğumuz 15, BC uzunluğumuz 24. ABDE uzunluklarımız da AA olmak üzere. Bizden A'yı istemiş. Bakalım. <laughs> Pardon. Şurası 90. Eğer ben buraya nokta dersem bir çizgi, bir nokta 90 derece eder. İç ters açıdan o zaman nokta. Şuradan da şöyle bir 90 çektiğimde noktaysa 90'a tamamlayan çizgi. E şimdi burası da o zaman çizgi. Şurası 90. Bunu da 90'a tamamlayan nokta. E arkadaşlar bir çizgi bir nokta 90 sa demek ki burası 90'mış. Bunu gördük. Sonra şurada bize 24 verilmiş buraya da bize A denmiş. Şurada da 90'ın gördüğüne A demiş. Burada yine ufak çaplı bir benzerlik yapacak olursak eğer. Şimdi şuradaki üçgenimizde normalde büyük üçgende. Üzerinden mavi ile çizmiş olduğum. şu dik üçgenimizde ortalığı yine biraz şöyle sadeleştireceğim. Sade hale getireceğim. Bakın nokta çizgi 90 nokta çizgi 90 açılarına göre benzer iki tane dik üçgen. Noktanın gördüğü A uzunluk, noktanın gördüğü A uzunluk ise çizginin görmüş olduğuna eğer ben B dersem, çizginin görmüş olduğuna B demem lazım. O zaman 90'ın gördüğü hipotenüs 15 ise o zaman burası da 15 olur. Tamamı 24, 24'ten 15 çık, geriye kalan 9. Şimdi biz buraya o zaman bulduk. 9, 3'ün 3 katı, 15, 5'in 3 katı, kenarlarına göre özel dik üçgen. 3, 4, 5. 3 katı, 3 katı, 3 katı. Al sana 12. A'yı bulduk. Dolayısıyla cevabımız E şıkkıdır. Değerli arkadaşlar, dikdörtgen ile ilgili özel bilgilerimizi paylaştık. Sıra geldi kareye. Kareden devam edelim. Şimdi yine karede bir paralel kenar olduğunu biliyoruz. Özel tanımı şu. İç açıları 90 derece ve tüm kenarları eşit olan paralel kenara kare denir. Dört kenar uzunluğu da birbirine eşittir. İç açılar 90'ar derecedir. Köşegenleri birbiriyle dik kesişir ve karşılıklı parçalar birbirine eşittir. Söz konusu karenin çevresi olduğunda bir kenarını a kabul etmek üzere o zaman çevresi 4A'dır. Alanı ise A çarpı A'dan A karedir. Köşegenleri dik kesişir. Ekstra alanı aynen eşkenar dörtgende olduğu gibi köşegenleri dik kesişen düzgün ya da düzgün olmayan dörtgenlerde köşegenler çarpımının yarısı alternatif bir alan formülümüzdür. Köşegenler açı 45-45 böler. Tamam mı? Tamam hocam. Gelelim sorularımıza. Paralel kenarın dışında kareye ait olan özel bilgileri paylaştık. ABCD kare. BCE eşkenar üçgen. O zaman al sana, al sana, al sana. 60. O zaman burası da 60. O zaman burası da 60. Orada bir x açımız var. Yukarıdaki verilere göre x kaçtır? Tamam, yolumuza devam edelim arkadaşlar. Karenin bir kenar uzunluğuna çift çizgi. O zaman al sana bir çift çizgi daha. E, 60'tan geriye kaldı 30. Bakın ikiz kenar bir üçgenimiz oldu. Tepesi 30. 180'e tamamlayanı 150. 150'yi de 2'ye bölersek 75. 75 olur. O zaman geriye de zaten 90'dan dolayı 15 kalır. Bizden istenen x 15'tir. Doğru yanıt B şıkkıdır. 16. soru ABCD kare. Tamam. C, CDE eşkenar üçgen. Bakın bunu kırmızıyla göstereyim. Eşit olan uzunluklar, kırmızı olan kenarlar. E, aynı zamanda karenin bir kenar uzunluğu kırmızıysa, o zaman bu da kırmızı. Yani bizim aslında şurada bir ikizkenar üçgenimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Bakın. Buradan yararlanacağız. Bizden x istenmiş. Şimdi bakalım 60'ar dereceden yürüyelim. Biz şuranın eşkenar üçgenden dolayı 60 derece olduğunu biliyoruz. Şuranın da 90 derece olduğunu biliyoruz. Yani ikiz kenar bir üçgende 90 artı 60 150 eder. 150'den geriye 30 kalır. 30'u da 2'ye bölersek 15, 15. Yani burası 15'tir. Şurası da 15'tir. E biz dikdörtgen şey karede köşegenin zaten 45 45 böldüğünü biliyoruz. E 45 15 al sana 30. Bizden istenen x 30'dur. Hadi bakalım. Geldik 17. soruya. A, B, C, D ve K, L, B, M kare. B, D uzunluğu yani köşegen. KB uzunluğu köşegen. Tamam, çok güzel. Sonra BC uzunluğu 8'miş. BC uzunluğu. Yani büyük karenin bir kenar uzunluğu 8. 2 tane LB küçük karenin bir kenar uzunluğu da o zaman 4'tür. Yukarıdaki verilere göre KD uzunluğu kaç birimdir diye bize sormuş. Tamam, çok güzel. O zaman biz şöyle yapalım. Şunu çekelim paralel olarak. 90'ı yapalım. E sebebi şu. 90, 90, 90. E burası 4, burası 8. Şuraya da ben atıyorum bir H atarsam oluşan D, H, K. Dik üçgeninde. 8 artı 4 olur 12. Sonra şurası 4 ise buraya 4 düşer. O zaman burası da 4'tür. Yani şurası 4'tür. Bizden de istenen zaten budur. Bir pisagor yaptığımızda 12'nin karesi. Şuraya geçici olarak x diyorum. x'in karesi eşittir 12'nin karesi artı 4'ün karesi. Kısa yoldan ben size bunu bulayım. 4, 3, 1, 4 kök 10. Karelerini alacaksın. Kare kök içine atacaksın. Doğru yanıtımız 4 kök 10'dur. Diyoruz. Ve 18. sorumuzla devam ediyoruz. ABCD kare DE uzunluğu EF uzunluğuna dikmiş. Tamam. AB uzunluğu 16. O zaman yarısı 8, yarısı 8. 16 16. Burası dursun. E burada orta noktaymış. Tamam. Yukarıdaki verilere göre DEF yani şu ortadaki üçgenin alanını bizden istiyor. Bir üçgenin alanını bulabilmemiz için taban çarpı yükseklik bölü 2'ye ihtiyacımız var. Bir taban bulacağız ve o tabana ait olan yükseklik. Yani EF uzunluğuyla ED uzunluğundan biri tabansa biri yükseklik. 8-16, 8-5 kök burayı bulduk. Sonra gelelim buraya. Eğer biz burada da zaten EF'yi bulursak bu işi tamamlamış oluruz. Bakın şöyle yapalım 90. Eğer ben buraya alfa dersem çok fazla alfalı betalı değil de noktalı çizgili gidelim. Nokta dersem çizgi dersem nokta 1.1 çizginin toplamı 90. O zaman noktaysa çizgidir, çizgi ise noktadır, burası da 90'dır. Bakın açılarına göre benzer iki tane üçgen yakaladık. Şu bilmediğim uzunluğa geçici olarak y diyorum. Açılarına göre benzer üçgende benzerlik kuralını uygulamaya başlıyorum. Aynı açıların gördüğü kenar uzunlukları oranı birbirine eşit olacak. Büyükten başlıyorum. Noktanın gördüğü 8, çizginin gördüğü 16. Yani kendi içinde 1'e 2 oran var. E o zaman çizginin gördüğü noktanın gördüğü. Yani çizginin gördüğü uzun olacak. Yani 8 noktanın gördüğü yarısı olacak. O zaman y de buradan 4'tür. 4, 8 burası da 4 kök 5. Bizden istenen bu üçgenin alanı taban çarpı yani 4 kök 5 çarpı 8 kök 5 bölü 2. Sadeleştirelim. Oradan buradan 4. 4 kere 4 16. Kök 5 kere kök 5 5. Eşittir 80. Doğru yanıt E şıkkıdır. Değerli arkadaşlar. Geldik 19. sorumuza. A, B, C, D kare. E ve F orta noktalar. Orta nokta, orta nokta. Bizde bir de ne verilmiş? E, C, F, G. Şuradaki abedik kubedik alan verilmiş. Yani 16. İyi o orada bir dursun. Bizden de tüm alan istenmiş. Şimdi arkadaşlar bizim buradaki alanı bulmamız için ben şöyle bir operasyon yapacağım. Bizim bu DE dediğimiz orta nokta, BF dediğimiz orta nokta olduğuna göre o zaman DE ile BF birbirine eşittir arkadaşlar. Bu bir kare. Dolayısıyla şurada oluşan alan A ise burada oluşan alan da tabanları aynı olduğu için ve yükseklikleri de daha doğrusu tepe noktaları da aynı olduğu için A'dır. Sonra gelelim buraya. Buradaki DGC üçgeni ile BGC üçgeni aynıdır. Bunun da alanı A'ya A'dır. Sonra devamına geleceğiz. Şu bir a ile bir anın toplamı 2A eşittir 16 pardon o zaman A buradan 8 olur. Dursun. Şimdi bize tüm alan lazım. O zaman tüm alanı da şöyle bulayım. Bakın şu mavi üçgenin alanı 1, 2, 3 A. O zaman al sana 1, 3 A daha. 3 A. 3 A eder sana 6 A. O zaman bir diğer yarısı da 6 olur. 6 artı 6 12 eder. 12 A tüm alandır. 8 çarpı 12 olur sana 96. Yani tüm alanımız 96 birim karedir arkadaşlar. Dikdörtgen ve kare olayımız bu kadardır. Özel dörtgenlerimizde dikdörtgen ve kareye ait olan özel bilgilerimizi ve sorularımızı paylaştık arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yamuk ve deltoid'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.